Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Nasılsınız dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Yani ne bileyim ya, bilmiyorum. İyiyim demek de şey, böyle kötüyüm demek de eksik. İyiyim demek de eksik, kötüyüm demek de eksik. Evet, ne iyiyim ne kötüyüm yani. Bazen iyiyim, bazen kötüyüm. Bir 6-7 dakikaya, belki 10 dakikaya kadar psikoloğum arayacak. Görüntülü görüşeceğiz. Online psikoloji online psikolog şeyine başladım. Hayvel. Hayvel'i indirdim. Bir ön görüşme yaptık. Ondan sonra kadından 2 seans paket satın aldım. Bir seansı yaptık. Şimdi ikinci seans. İlk seansta benim hayatımı dinledi. Şimdi de işte travma üzerine çalışan bir kadınmış ve travma çalışacağız beraber. Kahvemi aldım şöyle. Ondan sonra suyumu aldım. Ağlarım belki diye peçetemi aldım ve bir tane de aynam var. Ağladıktan sonra burnumda bir şey var mı diye bakmak için. Bu benim hep şeyimdir yani. Mesela dışarıda yemek yediğimde, annesin ne oldu şu? Dışarıda yemek yediğimde falan da şey yaparım. Atıyorum mesela acılı bir şey yedim ve burnum aktı. Hemen aynaya bakarım böyle falan. Neyse, burnum sildikten sonra illa aynaya bakarım. Eğer ayna yoksa kamerayı açarım telefondan ve kameradan kendime bakıp burnumu temizlerim. Ay ay. Neden başladım? Bu arada son 5-6 dakika varken onu da anlatayım. Biliyorsunuz hoca çok yıprattı beni. Son zamanlarda gerçekten böyle kendimi hiç iyi hissetmiyorum ve atıyorum işte bir İzmir'e gittim, bir Urfa'ya, Diyarbakır'a gittim ve kaçtım yani, kaçıyorum. Bayağı buradan kaçıyorum. Nereye olursa giderim. Ben ki konfor alanına çok düşkün biriyimdir. Bir hafta İzmir benim için çok fazladır. Ondan sonra 4 gün, 5 gün işte buralardan uzaklaşmak benim için 2 gündür ya. 2 gündür, 3 gündür en fazla. Benim için böyle ne derler? Bu tatiller daha çok hocadan kaçmak gibi oluyor. Buradan kaçmak gibi oluyor. Ondan sonra dükkan iş yapmıyor ve hoca ısrarla şey yapmaya çalışıyor. Bizi orada tutmaya çalışıyor. Bırak beni dedikçe öteliyor. Mesela dün akşam konuştuk, kapatalım dedik ondan sonra. Ve cumartesi günü işte ben dedi yarın işte bilmem nereye gidiyorum. Cumartesi geldiğimde konuşuruz, kapatırız dedi. Senin canından önemli değil diyor ama tamamen yalan. Komple yalan yani. Cumartesi günü asla o dükkan kapansın diye konuşmaz. Ben de biliyorum ki eğer ben atıyorum işte muhasebeciye biz cumartesi günü kapatıyoruz haberiniz olsun. Yarın iş yerinde biz cumartesi günü kapatıyoruz haberiniz olsun dersem eğer hoca aradan bir ay iki ay geçtikten sonra eğer sen öyle yapmasaydın belki bir ay daha çalıştırsaydık bak nasıl para kazanacaktık falan yapacaktı. Bu yüzden de sesimi de çıkaramıyorum çünkü sonrasında gelecek olan sinir krizlerine de hazır değilim. Kendim böyle bırakmış vaziyetteyim. İstemiyorum. Sadece şunu biliyorum. İstemiyorum. Oraya gitmek, oranın herhangi bir sorunuyla uğraşmak istemiyorum. İşte Maya çalışıyor şu an. Türkmen bir kız çalışıyor. Kadın çalışıyor işte. Neyse. Şey bu. Kadın mıdır, kız mıdır bilmem. Tövbe estağfurullah. Yok yani Maya 37 yaşında bir kadın. Maya çalışıyor. Maya işi bırakırsa o işi gene ben yapacağım. Tuvaleti de ben temizleyeceğim. Bulaşığı da ben yıkayacağım. Yerleri de ben sileceğim. Ondan sonra müşteriye servisi de ben yapacağım. Her şeyi ben yapacağım. Bu işleri asla yadırgamıyorum. Bu işleri asla aşağılamıyorum. Ama ben bu işleri yapmak istemiyorum. Evet, patronsun, yeri geldiğinde onu da yapar. Hayır abicim, ben bu işi yapmak istemiyorum. Benim işim değil bu. Ondan sonra ve bu beni buna resmen şeyle soktu. Emrivakiyle soktu ve iyi değilim. Yani hiç iyi değilim. Beni bu işe niye soktun diye suratına böyle haykırdıkça ben senin iyiliğini düşündüm diyor. İyilik düşünmek bu değil. İyilik düşünmek bu değil ve o kadar bilinçsizce işler yapıyor ki. Mesela yurt açtı ve ben yurt açarken dedim ki apart yapalım, otel yapalım. Ondan sonra ben başında dururum. Yok yani, yok. Ve şimdi atıyorum 60 kişilik öğrenci yurdu açtı, 15 öğrenci yok. Ondan sonra bazen akılsızlık edersin.
Gerçekten bazen akılsızlık edersin. Yani şu ekonomide Türklerden para kazanılmayacağını, paradan para kazanılacağını. Yani bir de ben bu işin okulunu okudum ya. Ben bu işin okulunu okudum. Yani hani bana da güvenirsin ya. Çevrendeki insanlar yurt işi çok para kazanıyor derken ben dedim ki hangi aile çocuğu için 8 bin lira, 6 bin lira böyle paralar verebilir? Çocuğun sadece hani ve bunların hangisi sana kalır? Anladın mı? Hani bu 8-10 bin lira bir çocuğu için sadece kalma parası verebilecek, hani barınma parası verebilecek kaç aile sana denk gelir? Anladınız mı? Ama işte bazen böyledir. Bazen onu yaşarsın, bazen onu çekmek zorunda kalırsın. Yani hani kalkıp da şeye verseydik eğer, apart yapsaydık ya da otel yapsaydık orayı. Apart yapabilirdik, otel değil de apart yapabilirdik ve benim arkadaşımın çok uyduruk, çok kıytırık böyle ikinci el malzemelerle koltukları falan sıkıştırarak böyle köy evi gibi yaptığı apartı var ve gecesi 200 dolardan işte 150 dolardan şey alıyor, müşteri alıyor. Yani bir gecede 2,5-3 milyar para kazanmak varken bizimki gitti. Böyle şeyler yaptı. Neyse yani eğer izliyorsan gerçekten bazen gerçekten çevrendeki salak saçma insanlara değil de bazen birazcık da benim fikrime değer ver. Neyse. Saat 9 oldu. Kadın birazdan arar. Sonra da ablamla Seja'ya gideceğiz. Seja diye bir tayçi varmış. Ben onun üzerindeki taytı çok beğenmiştim ve hadi gidelim dedi. Sonra onlar şeylerini kapatmışlar. Yerlerini kapatmışlar ve sadece randevuyla açıyorlarmış. İşte biz de randevu aldık. Saat kaçı almıştık. Vallahi inşallah ablam unutmaz yani. Çünkü ben de tek başıma gitmem. Salı, Seja, 11, Etiler, tayt yazmışım. Yarın da masajım var bu arada. Masaja gideceğim. Masaj yaptırmak belki iyi gelir. Neyse dostlarım, neyse. Ben Tuba Hanım'ın aramasını bekleyeyim. Görüşürüz bir yerlerde. Gene 7 dakika konuştum. Seviyorum ya. Ben böyle konuşmayı çok seviyorum yani. Ne yapayım? Olsun, ben de konuşuvereyim. Hadi görüşürüz. Yarın döndünüz mü? Evet, döndüm. Merhaba. Kahvaltıcı Mustafa nasıldı? Çok güzeldi. Kaburgacı. Kaburgacıya da gittiniz mi? Evet, hepsine gittim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben sizi göremiyorum. Göremiyor Evet, musunuz? De. göremiyorum. Şimdi. Bilmiyorum. Hayır, Ama hala. ben net görüyorum. Elinizde köpeğiniz var. Bağlanalım mı? Evet, olur. Psikolog görüşmem bitti. Ama böyle şeyim yani, mahvolmuş haldeyim. Birazcık ağladım. O da şeyde ağladım. Baya işte bir saat konuştuk ve artık en son işte şey dedim. Ben aslında çok kötü bir insandım dedim ve zamanla hani kendimi iyileştirdim falan. İşte fesattım, kötüydüm, kötü kalpliydim. Yani kalbim her şeyde çok kolay kararıyordu dedim. Nasıl açtın dedi. Dedim ki benim hani çok böyle bir küçüklük fotoğrafım var ve o fotoğraftaki kızı severek, hani o küçük kız çocuğuna merhamet ederek ondan sonra falan diye böyle anlatınca birazcık ondan ağladım. İnsanın hayatı gerçekten çok travma dolu ya. Gerçekten çok travma dolu. Ama yapacak bir şey yok. Geçecek yani, atlatacağız. Neyse. Ay, ay. Of. Şimdi kapatacağım. Azıcık ağlayarak saçımı yaparım muhtemelen. Bir de aynada nasıl ağladığımı izlerim falan. Ondan sonra giyineceğim. Berrak ablamla tayt almaya gideceğiz. Bebek de Seja diye bir yere. İnternetten baktım, X-Large bedenleri falan da varmış.
Burada eğer isterseniz bu şey konusunu konuşuruz. Yani işte nasıl bir insandım ve nasıl böyle bir insan oldum diye. Çünkü ben mesela bazen Instagram'da fotoğraf paylaşıyorum ve altına canım Cansu yazıyorum ve bu hani hiç sahte değil yani. Kendimi o kadar çok seviyorum ki hani. Kendime böyle çok merhamet duyuyorum. Ondan sonra aynadan da kendime bakayım. Eşkalime. Neyse. Hani bunun nasıl olduğunu şey yaparım, anlatırım size. Nasıl yaptım, nasıl şey yaptım, kendimi nasıl oluyordu bu kadar sevebiliyorum diye sizlere de bir anlatırım. Neyse bir saçımı yapayım. O arada şu robotu bir çalıştırırım. Ondan sonra. Ay. Öyle işte. Öyle. Bakayım. Berrak ablam yazmış. Perfect. Of course. Kızım zaten İngilizcen iyi ya. Niye İngilizce yazıp yazıp duruyorsun? Şey var böyle. Bir arkadaşım diyor ki İngilizce kursu almaya başladım. Benle İngilizce konuşursun değil mi? Nefret ederim İngilizce konuşmaktan. Mesela bu bile benim bir geçmiş travmam. Hemen anlatayım. Lisede daha önce anlatmıştım gerçi bunu ben size böyle bir eski bir videomda. Lisede sınava girdik ondan sonra ve sınıf rehber öğretmenimiz bize bir liste verirdi. O listeyi şey yapardık, doldururduk böyle işte İngilizce 1, 2, 3 diye böyle sınav notlarımızı yazardık. Velimiz geldiğinde de onu verirlerdi hani velimize ve velimiz böyle sınavlardan kaç almışız onlara bakardı. Ben sınavdan 22 aldım İngilizce sınavından. Lise 2'deyiz ve benim adım işte Hilal Cansu. Bir kız daha var, onun da adı Hilal. Kardeşim sen bakmadın. Ulan babam da bakmamış. Ve o kızın, Hilal'in kağıdını vermişler ve Hilal de 26 almış. Hani Hilal 50 alsa diyeceğim ki bak çok büyük yalan var. Ben 22 almışım, 50 olmuş orası. Kardeşim zaten ha 22 ha 26. Dalgın olabilirsin o an ve yanlışlıkla 26 da yazmış olabilirsin. Neyse. Veriyor. Babam da diyor ki hayır diyor 26 almadı 22 aldı diyor. Ay ben bu yüzden evde bir dayak yedim, bir dayak yedim. Kardeşim ne olacak? Ne olacak? Sana 22 zaten demişim. Zaten aldığım not 22. Orada zaten benim kağıdım değil, kızın kağıdını vermiş sana. 26 olmuş orası. Ne olacak yani? Anladınız mı? O yüzden ben İngilizceden hep nefret etmişimdir. Öğrenirken de zaten çok zorla öğrendim. Çok çok zorla ve çok zorlu bir süreçle öğrendim. Neyse, hadi gideyim bir saçımı yapayım. Berrak ablam da video atmış. Kız ne attın bakayım sen? Aşk kuşkuma bak sen ya. Aşk kuşkuma bak. Sabahın köründe kalkıyor. Sporlara gidiyor. Ediyor tutuyor. Of. Hadi bakalım. Hazırlanalım ve çıkalım. Arkadaşlar kime niyet, kime kısmet diye bir laf vardır. Bilirsiniz. Seja'ya niyet, Bauhaus'a kısmet gibi bir şey oldu. Seja'da bir aksilik olmuş. Kız hastalanmış, açamayacakmış falan filan bir şeylermiş. Ondan sonra artık başka bir güne kaldı. Ben de Bauhaus'a geldim. Arabanın cam yıkama suyu bitmişti. Ve dükkana da böyle led ışık alacağım. İçerisi görünmüyor falan filan mevzuları oldu. O yüzden bir led ışık alalım diye düşündüm. Bakalım bakalım bakalım. Burada bile müzik var. Bauhaus'ta niye müzik çalarsın? Niye? Araba alsak mı? Yok ya almayalım. Alacak biletli bir şey. Hadi açıl, açıl susam. Bir sonraki günden herkese merhaba. Dostlarım, kardeşlerim. Dün Ali geldi ondan sonra. Ve biz böyle işte dışarı çıktık, sahile indik falan filan derken. Ondan sonra öyle ben video çekmeyi bıraktım. Çünkü işlerim de vardı. Ondan sonra. Sonra da akşam eve geliyordum. Tam böyle vadide video çekecektim ve vadiye girdim. Ondan sonra ve böyle aradan 2-3 dakika geçti. Ve Ali tekrar aradı.
bize dedi balık pişirecek insan lazım, hadi gel dedi. Ben de yok demedim. Nasıl bir şeyse gittim. Ondan sonra işte onların böyle savcı falan arkadaşları vardı. Ondan sonra hep beraber oturduk. Yemek yedik. Ondan sonra yatla gezdik Boğaz'da falan. Çok güzeldi. Ondan sonra ama tabii onların yanında da şey yapamadım yani. Video çekemedim. Neyse. Şimdi bir sonraki güne devam ediyoruz. Ben masaja gidiyorum arkadaşlar. Masaj randevum var. Ondan sonra saat 10'da randevum bu arada. İnşallah. Körler Vakfı'nın tam karşısında mıydı? Neredeydi ya? Melek ablaya uğrarım belki. Melek abla da bir şeyler yerim. Melek ablayla da beni Dilara tanıştırmıştı. Çok güzel böyle bir pastanesi var falan. Olmadı orada çıkınca bir şeyler yerim artık diye düşünüyorum. Düşünüyorum diye düşünüyorum. Neyse. Hadi görüşürüz. Ay yüzüme felaketti. Çok erken gelmişim o yüzden şey yapacağım. Önce bir kahvaltı yapacağım. Odanın tam böyle karşı çaprazından kafe şanti var. Zamanında Dilara ile çok gelirdik. Oraya geldim. Şuradaki şu şey beni çok rahatsız ediyor. Bir de şurada var. Neyse. Oturuyorum böyle. Saat 10'da randevum. Plantların güzelliğini ödülse de göstereyim. Şurada da şöyle, bunların adı ne? Papatya bunlar. Uyduruk papatya mı? Neyse artık şunlardan var ama plantları çok güzel. Dostlarım, vadiye geldim. Yemek yiyeceğiz arkadaşımla. Dedim ki canım ya pizza çekiyor ya da dedim ev yemeği çekiyor. Önce gideceğim ev yemeklerine bakacağım. Eğer ev yemekleri içmesin varsa dışarı çıkarız. Dışarıda normal bir şey yemek yeriz. İşte pizza yeriz yani o şeylerden falan diye. Aa, aslında burada Pizza Hut'ta var. Acaba Pizza Hut'tan mı pizza yesek? Bilemedim. Neyse. Bir gideyim Kayseri mutfağına bakayım. İkbal lokantası güzel oluyor da eskiden. Şimdi güzel olmuyor şey yaptılar artık. O yüzden Kayseri mutfağına doğru. Yiyeyim. Bu Arby's'in bir şeyi var. Çıtır baget peynirli. O da mesela çok güzel oldu. Hadi görüşürüz. İnsan kalabalığına gir. Papyon mutlu musun? Ay minnin aslan oğlu. Mutlu musun? Papyonu yıkayacağım şimdi. Suyun ısınmasını bekliyorum. Hemen şöyle bir güzelce koşur koşur yıkayalım. Tertemiz olsun. Mutlu musun? Ay izinin paşası. Papyonu yıkadım. Şimdi birazcık da kendime bakacağım. Şuram kel gibi duruyor ya. Çok kötü. Papyon sessiz olur musun? Ne bu gürültü kardeşim? Şimdi arkadaşlar saçlarımı açıyorum ve biliyorsunuz ben Gliss'in bir ürünü var ve o ürüne biraz aşık, sevdalı, deli, manyak, çılgın falan olabilir. şu ürün. Şöyle. Bu babasu yağlı olanı. Bunun kakao yağlısı, cart yağlısı, curt yağlısı falanı da var. Duştan önce, ondan sonra, duştan sonra ve hayır olmadı, bir dakika böyle olmadı. İşte şampuandan önce kullanabiliyorsunuz. Duşta saç kremi ve saç bakım maskesi olarak kullanabiliyorsunuz. Duştan sonra da saç şekillendirici, böyle durulanmayan bakım kremi olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, mükemmel Türkçemle derdimi nihayet anlatabildim. Ben bugün masaja gittim. Güzeldi bu arada, var ya kadın beni böyle pamuk gibi yaptı. Ve anladım, var ya çılgınlar gibi böyle omuzlarımda şey var, kulunçlar var. Tabii bunun biraz da böyle şey bir sebebi var. Hani hafif de böyle bir ne derler böyle mistik gibi de bir sebebi var. Aslında mistik demek yanlış buna. Yani alternatif bir sebebi daha var.
Ben çünkü son zamanlarda dünyanın bütün yükünü, bütün kahrını, her şeyini omuzladım, sırtladım gibi düşünüyorum, biliyorsunuz. Papyon! Şşt! Aa, kudurdun ha! Aa! Ve bu yüzden de haliyle omuzlarıma, sırtıma bir yük biniyor. Biniyor da biniyor. Aslı Öz Yılmaz'ın şeyini izliyordum. Ekim favorilerim videosunu izliyordum. Ondan sonra papyonu yıkarken şimdi konuşacağım diye onu kapattım. Aa, bakın şimdi, bakın size ne anlatacağım. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Benim çamaşır kurutma makinem markası Bosch ve çalışırken böyle acayip bir ses çıkartıyordu ama anormal yani, hani gerçekten böyle bir anda bir şey olacak gibi, böyle şartel attıracak, patlayacak falan ya da böyle bir anda yanacak falan gibi bir ses çıkardı. Ondan sonra buraları var ya, komple bir toplamak lazım ya. Neyse, ondan sonra şu şeyi bir kapatayım, tableti kapatayım. Burada diğer videoda o göstermediğim tablet arkadaşlar buydu. Şöyle bakın. Neydi bu? iPad Pro galiba. Bilmiyorum. Neyse. Hocanın bana hediyesidir kendisi. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Ama makyajımı çıkarırken bir şey denemek istiyorum. Belki olur diye. Umut Fakir'in ekmeği. Şimdi Kozmet'in şu yağı var ya, tırnağımlar arasında saç şeyi kalmış. Cleansing oil'i var ya, makyaj temizleme yağı. Bunu şöyle bir makyaj temizleme pamuğuna yedirdim. Döktüm ve ondan sonra şöyle sıkıştırarak pamuğa yedirdim. Ondan sonra şöyle makyajımı siliyorum ve herhangi bir işe yarayacak mı diye bakıyorum. Çünkü arkadaşlar, Sanki yani şimdi çok büyük de konuşmak istemiyorum ama sanki böyle bir, ben bunun kullanımında böyle bir rahatsızlık hissediyorum gibi bir şey var. Ama tabii bilemiyorum da. Bu arada böyle kullanımı öyle kullanımından daha rahatsız ediciymiş. Siz öyle kullanın. Ondan sonra yüzümü, bunun içerisinde Bioderma'nın nemlendirici özellikle bir şey vardı. Yüz yıkama jeli vardı. Bunun içinde o var. Onunla güzelce bir yüzümü yıkayayım. Ne geliyor? Kalmasın. Bu durum beni var ya, o kadar rahatsız ediyor ki. Şimdi cildim böyle çok güzel değil ama çok da kötü değil. Ve bu şeyi de, ne derler, havluyu da atıyorum. Şöyle bir bizim karışım kremimiz vardı. Ondan süreceğim. Şöyle. Şimdi Türkan abla bunu görünce diyecek ki oha, o kadar sürülür mü? Ama benim yüzüm büyük abla. Şöyle bunu sürüyorum. Ondan sonra tabii ki de çok fazla sürdüğüm için birazcık beyazlaşıyor cildim. Ama var ya, benim canım sağ olsun. Bu böyle işte cilt yenileyici, leke giderici falan bir krem.
Aşk Okuş Kom Türkan abla bunu bana şey yapmıştı, önermişti. Ondan sonra sanki böyle bazen şey diye hissediyorum. Eğer bunu ben çok fazla kullanırsam böyle cildimde kistik sivilce yapıyormuş gibi hissediyorum ki benim şuradaki sivilcemin ve şuradaki sivilcemin sebebinin gerçekten bu olduğunu düşünüyorum ama krem de çok faydalı ve ben de hıyar gibi böyle haftada o bana hani bir kere sür falan derken ben bazen 3-4 gün sürüyorum. Muhtemelen bu yüzden cildimde böyle bir etkisi oluyor. Şimdi dudaklarım kuru. O yüzden dudaklarıma hametan süreceğim. Ve gidiyorum. Makinede kuruyan çamaşırları katlayacağım. Aa, bir dakika, az önce şeyi anlatıyordum. Durun, onu anlatacağım, ondan sonra kapatacağım. Kurutma makinem bozuldu ve kurutma makinesini tamire geldiler. Bugün servisten geldiler. Şöyle bir makinenin kapağını açtılar, baktılar ve ondan sonra 150 lira aldılar ve dediler ki bizim bunu götürmemiz lazım ve götürüp şey yapacağız, içine bakacağız, bakım yapacağız. Hiç bakım yaptırmamışsınız. Ne kadar? 3600 lira. Dedim ki arkadaşlar ben o makineyi 3000 liraya almadım. Hani 2300 lira falan da o makine. Dedi ki makine şu an 14 bin lira. Ondan sonra hani bir yenisini almaya kalksanız 14 bin lira vereceksiniz. En iyisi bakımını yaptırmak dedi. Bu paraya. Bu paraya bakım yaptır dedi. enflasyon rezalet. Ama tabii bu olay biraz enflasyonun ondan sonra şunun bunun da dışında bir mesele ne yazık ki. Bu biraz artık şey yani kötü bir politika, rezalet bir politika arkadaşlar. Neyse ya yapacak bir şey yok yani. Ya batacağız ya çıkacağız hani en son böyle şey olmayalım da böyle Sri Lanka bilmem ne gibi böyle işte ödeyemiyorum kardeşim borcumu falan meselesine dönmeyelim yani. Neyse. Neyse de neyse. Şimdi ben gidiyorum. Ne yapacağım? Kurutma makinesindeki çamaşırları güzelce bir katlayacağım. Ondan sonra da bir şeyler yaparım artık. Kendime yapacak bir şeyler bulurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sık video çekmeye çalışıyorum. Daha sık video atmaya çalışıyorum. Lütfen siz de kanalıma abone olun ve beni bu şekilde destekleyin. Videomu beğenin. Like atın. Elimde sürekli şey olduğu için şimdi elim yüzüme değerdi. Ondan sonra dudağıma değerse dudaklarım çok fazla kuruyor. Çünkü bu ilaç birazcık böyle cildi kurutan bir ilaç. Ama ısrarla o surata dokunmaya devam ediyorum. Neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.